Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Beşiktaş milli futbolcumuz Umut Meraş transferini bitirdi. Siyah beyazlar sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş transferinde istediği sonuca ulaştı. Beşiktaş Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin euro yıllık ücret konusunda anlaştı. Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon euro net bonservis ve 200 bin euro da bonus ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak. Umut Meraş 2019 yılında Bursa Spor'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euroya transfer olmuştu. Futbola Sarıyer altyapısında başladıktan sonra sırasıyla Yeşilköy ve Bolu altyapılarında mücadele eden siyah beyazların yeni yıldızı Bolu Spor'da 2014 yılında A takıma çıkarken ardından 2018'de 525 bin euro bonservis ile Bursa Spor'un yolunu tutmuştu. Ardından yaşanan anlaşmazlıklarla beraber 2019'da 1.3 milyon euro bedelle Le Havre'ye transfer oldu. Fransa'daki etkili performans sonrasında Milli takıma seçildi ve Ay Yıldız formayı 15 kez giydi. Kariyerinde 229'u ilk 11 olmak üzere 247 karşılaşmaya çıkan Meraş 8 gole imza attı. 39 kez sarı kart gördü ve 2 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli futbolcu 2019'da Beşiktaş'ın kapısından dönerken o dönem anlaşma sağlanmasına rağmen transfer son anda yatmıştı ve Beşiktaş'a değil Fransa'ya gitmişti. Bursa Spor forması giydiği dönemde 3 taksit de ödemek üzere 13 milyon TL teklif eden siyah beyazlar oyuncuyla yıllık 3 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Meraş o dönemle ilgili olarak yaptığı açıklamada Beşiktaş ile anlaştım ancak sonrasında transfer olmadı. Ben de Avrupa'da oynama hayalimi gerçekleştirdim demişti. Sol bek olarak sorumluluk alan Umut Meraş bir bekten beklenen temel özellikleri karşılamaktadır. Buna göre bek mevkiinde oynayan oyuncuların hızlı, dayanıklı, takım çalışmasına uygun, öngörülü, top sürme kabiliyeti ve top çalma yetenekleriyle ön plana çıkması beklenmektedir. Diğer yandan siyah beyazların şalkede forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdan ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Şalke ile küme düşen Can, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatından etkilendi. 20 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı. Kartal'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdağ'ın İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaya atacak. 2001 yılının Nisan ayında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Can, 1.75 boyunda futbol kariyerine doğup büyüdüğü Almanya'da Köln takımı altyapısında başladı. 2019 sezonuna kadar Köln takımının tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi ve Şelke 04 takımına 700 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Günümüze kadar birçok Türk asıllı futbolcunun forma giydiği Şalke takımında Ozan Kabak, Ahmet Kutucu, Suat Serdar ve Levent Mercan gibi isimlerle forma giydi. Deyim yerinde ise raket gibi bir sol ayağa sahip olan genç futbolcu merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor dahil birçok süperlik ekibinin de transfer etmek istediği bir isimdir. Günümüz itibariyle Almanya milli takım alt kategorilerinde forma giyen genç futbolcunun gelecek dönemlerde Türkiye milli takımını mı yoksa Almanya'ya mı tercih edeceği merak konusu. Can Bozdağ'ın daha önce Almanya U16 ve U17'de toplam 13 maça çıkmış 4'te gol atmıştır. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri de belli oldu. Dortmund CEO'su Joachim Watzke Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız dedi. Ajax CEO'su Van der Sar ise herkesin eşit güçte olduğunu söyledi. Gruptaki rakiplere karşı dikkatli olmalara gerektiğini söyleyen Watzke güçlü takımlardan oluşan bir gruptayız. Her takım kaliteli Beşiktaş'a karşı bizim için özel maçlar oynayacağız. Almanya'da birçok Türk taraftar var ve bu özel bir durum. Beşiktaş güçlü bir takıma sahip. Ajax, Sporting, Lisbon ve özellikle Beşiktaş'a karşı dikkatli olmalıyız. Bu gruptan çıkmak için önemli şansımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maçlar sahada oynanır ifadelerini kullandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2020 sezonu grup kuralları İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan temsilcimiz Beşiktaş C grubunda Lisbon'd Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Ajax, Hollanda'nın lideri. Hollanda Ligi şampiyonu Ajax, Hollanda'nın UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'yi geçmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı. Amsterdam ekibi ülkenin en güçlü temsilcisi durumunda. Kırmızı beyazların 350 milyon euro bedele sahip kadrosunda Blind, Klassen ve Danilo gibi isimler dikkat çekiyor. Dortmund'da ise Haaland, büyük güç, gol makinesi Norveçli santraforun yanında takımın beyni Marco Reus ve sol kanatta Torgan Hazard etkili isimler olarak öne çıkıyor. Kadro değeri 557 milyon euroya çıkan Dortmund savunma hatalarıyla dikkat çekiyor. Sporting Lisbon ise Portekiz'de 18 yıl sonra şampiyon oldu. Takımına üçlü savunma oynatan Amorim'in öğrencileri Gonçalves gibi oyuncularla kanatlardan bindirirken ileri uçta da topları golcü Paulinho ile buluşturmayı başarıyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.